Bugün ben Akbank Genel Müdürü Kaan Bey'in mesajlarına da hakkını Kaan alıyorum. Gür'ün, evet. Kaan Gür'ün mesajları var. Şeyde bizim Vahap Munyar da yazdı. Şebnem de yazdı. Zorunlu karşılıklara faiz krediye olan iştahı yukarı çekebilir diyor Evet. Kaan Bey. Doğru. Yine benim hani dikkatimi çeken açıklamalarından bir tanesi de KKM müşterisini TL mevduata dönüştürecek faiz düzeyindeyiz diyor. Evet. Burada ben biraz tam emin değilim. Hani hakikaten olur mu? Bu özellikle artık tabii döviz KKM'ciler kaldı. Onların böyle mevduata götürecek kadar cazip bir mevduat faizi, TL mevduat faizi var mı? Yoksa onlar alıştıkları şekilde yeniden dövize mi dönerler? Burası biraz sanki soru işareti bende. Ya şimdi dövizden dönüşümlü KKM'ler müthiş para yaptılar Barış, ama o özel bir dönemdi yani. %140'ları buldular değil mi? Yani önden de ödendi, sonradan ayrıca Primler oldu, bir ödendi. şeyler oldu. Neler neler oldu yani, paraya para denmedi o dönemde. Ama artık onun sonuna gelindiği anlaşılıyor. Bence benim izlenimimi söylüyorum sadece. Tekrar ya bu kurlar o kadar da çıkmayacak galiba fikri belli başlı yatırımcılarda bir algı olarak yerleşmeye başladı. Ya da yerleştirilmeye çalışılıyor diyorsun. Yerleştirilmeye çalışıldığı kesin. Raporlarla. Kesin, ama evet, bu da yavaş yavaş oturuyor gibi görüyorum, ama kredi iştahını arttırır diye zorunlu karşılığa faiz uygulaması Sayın Gür'ün, çok Kaan Gür'ün, Akbank'ın net bir şeyi var, Evet. yaklaşımı var. Ben son dönemde piyasadan da Akbank'ın böyle bir hareketlendiği yönünde de izlenimler ediniyorum. Yani daha fazla adı geçiyor. Onu da en azından Kredi konusunda. kredi konusunda, faiz oranlarının uygunluğu konusunda gibi birçok konu gündeme geliyor. Mutlaka diğer bankalarla ilgili, ama sadece daha fazla duyduğumu paylaşayım. Bu arada Zeynep Aktaş'a da ben hayırlı olsun demek istiyorum. Evet, hayırlı olsun. Nereye yatırım yapmalı, bu paranın yönü Yeni transfer bölümüyle. Hakan abi. Evet, yani biz çok da umutluyuz. Gazeteye, Ekonomi Gazetesi'nin biz elimizden geleni yapıyoruz, ama böyle borsaya, altına, yatırım Piyasaya. araçlarına belli bir düzeyde yaklaşıyorduk. Ama yani reel sektörü etkileyen finans haberlerine daha ağırlık veriyorduk. Şimdi bu borsa ve yatırım tarafına, emeklilik fonları tarafına, yatırım fonları tarafına daha detaylı bir şekilde gireceğiz. Sadece bir köşe yazısı da değil Zeynep Aktaş'ın ki. Bir bölüm olacak, 2 sayfaya yayılan ve her gün olacak bu bölüm. O baya bir emek içerecek, ama bütün bu piyasaların eğilimini, paranın yönünü, gün gün yatırım araçlarının şifrelerini buradan paylaşmaya çalışacağız Ekonomi Gazetesi'nden. Zeynep Aktaş'a da hayırlı olsun diyorum. Pazartesinden itibaren her gün gazetemizde. Hayırlı olsun. Zeynep Aktaş'a bizler de başarılar diliyoruz.